kade var ya, kade, namazda oturuşa, kade-i ula, kade-i akire, oturmayın. Mahum, onların maiyetinde, yakınında, beraberinde oturmayın. Kahvehanede oyun oynayan, kumar oynayan kişilerin oturduğu kahvehaneye girmeyin, girmeyin. Orada oturup çay içmeyin. E ne olur hocam, canımız sıkılmış, oyun oynanan kahveye gittim, girdim, oturdum. Ne olur biliyor musun? İnneküm, Allah-u Teala haber veriyor. Muhakkak ki siz de izen mislühüm, o oyun oynayan asiler gibi sizi de beraber cehenneme atarım. Ayet. İşin aslı Kur'an'da. Bunları söyleyince Hafız Efendi, Mevlid Han Efendi küplere biniyor ya. Açık saçık kadınların oturduğu bir köşke gidip Kur'an okuyamaz kimse. Diyelim ki bir cenaze çıkmış bir köşkten, bir villadan, bir apartmandan. O ölünün karıları ve kızları bacakları açık, boynu açık, kolları açık gelmişler salona oturmuşlar. Hafız Efendi de o çıplak, günahkar, asi, mücrim, üryan, çıplak kadınların ortasına oturmuş Kur'an okuyor. Bu Kur'an okuyan hafız vallahi cehenneme gider. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ Onlarla beraber oturmayın. Allah'ın hükmüdür bu. Bunu söylemeyecek de neyi söyleyeceğim? Bu hükümleri söylemeyeceğiz de kimin hükmünü söyleyeceğiz? Bunu anlayamıyorum. Evet. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ Günah işleyenlerle beraber oturmayın. Ayrılın. Günah işleyenlere günah işledikleri esnada selam vermek mümkün değildir. İslam'ın hükmü budur. Bir bakkala girdiniz ki bakkal veya dükkancı neyse içki satıyor. İçki satmak haramdır dört mezhebe göre. İçki satan Müslümanın bütün kazancı, ekmeği, lokması, yediği içtiği haramdır baştan başa. İçki satan. Girdin ki adam dükkanda içki satıyor. İçki satmak haram mı? Haram. Bu işi yapan adam haram işliyor mu? Evet, haram işliyor. O içki satan adama içki sattığı yerden çıkıncaya kadar Esselamu Aleyküm diye selam veremezsiniz. Selama ehil değildir. Asiler, günahkarlar selama ehil değillerdir. Bitti. O günahı terk eder selam verirsin. Bunlar mühim meseleler. Aleyküm enfüseküm. Nefsinizi İslam'a uydurunuz, muhafaza ediniz demek yani. Bir Müslümanın nefsi nasıl muhafaza olur? İslam'la, Kur'an'la, Kur'an hükümleriyle. Başkasıyla olamaz. Bu cemiyet böyle çökmüştür. Ve neden kıymetimiz düşmüştür, neden değerimiz düşmüştür? Bakın, ayetin devamında arz edeceğim bunları inşallah. Zamanımız da hızla geçiyor. Şimdi günah işleyenlere günah işledikleri esnada selamı dahi istihkak edemiyorlar. Günah deyip geçmeyiniz. İslami hükümlere nefsimizi uydurmadığımız müddetçe Müslüman olduğumuzu söylemek mümkün değil. Ama hacı ama hoca fark etmez ki. Hacılık hocalık bir şey değiştirmiyor. İslam'ı yaşamak esastır. Evet, şimdi diz kapağıyla göbek arasını bir Müslüman erkeğin örtmesi farzdır. Hepiniz biliyorsunuz. Diz kapağının iki parmak altından göbek noktasına kadar o boşluğu bir elbiseyle veya bir vasıtayla örtmesi, kapatması farzdır. Farz. Açamaz. Diz kapağından iki parmak yukarısını açıkta bırakan Müslüman günah işlemektedir, Allah'a asidir. Diz kapağından iki parmak yukarısı, daha yukarısı açıkta olan bir Müslüman erkeğe kimse selam veremez.
Haram işliyor çünkü. Günah işliyor çünkü. Günahı işlediği esnada selam veremezsiniz. Bütün kitaplar böyle yazıyor. Diz kapağıyla göbek arasını kapatmadan açıkta bırakmak suretiyle hamamda yıkananların mevcudiyeti mevzu bahis ise, diyelim ki bir hamama gideceksiniz. Bir hamama gideceksiniz. Biliyorsunuz ki veya sordunuz, söylediler ki içeride peştimalsiz yıkananlar var. Bir hamamda peştimalsiz, yani diz kapağıyla göbek arasını bir peştemalle örtmeden, setretmeden, setri avrete riayet etmeden çıplak yıkanan bir Müslümanın, çıplak yıkanan bir insanın yıkandığı hamama adımını atıp içeri giren Müslüman Allah'a asi olmuştur. Bakınız. Neden? İçeride haram işleniyor da ondan. Bir Müslüman içeride Allah'a isyan edilen yere girmeyecektir, giremeyecektir. Hüküm budur. فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ Orada oturmayın, bulunmayın. Mesele çok ciddidir yani. Yazık etmeyin amellerinize, haccınıza, zekatınıza. Hepsi sinirini gider bunların. Masiyetler ve günahlar sevabınızı kemirir, bitirir. Aleyküm enfüseküm. Nefsinizi muhafaza edin. İslamiyete sıkı yapışın. Hükümlere sıkı sarılın.